Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağında yer alan Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle daha da kalkınacak. Uygulanmasıyla birlikte mevcut yerlerinde, kendi kentlerinde, Gaziantep il sınırları içerisinde yatırımlarını gerçekleştirerek TKDK desteklerinden yararlanabilecekler. Bu kapsamda 2024 yılı Ocak ayında Gaziantep Ticaret Borsası'nda bulunan bir irtibat ofisi açtık ve irtibat ofisimizde Gaziantepli girişimcilerimizi, çiftçilerimizi bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu doğrultuda tüm ilçelerimizde, kent merkezinde bilgilendirme toplantıları düzenledik. Paydaş kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürüttük. Onlarla işbirliği içerisinde olduk. Programın duyurulması, programdan daha fazla Gaziantepli girişimcinin yararlanması adına çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Şimdi öncelikle İPART programı kapsamında 2024 yılı çağrı takvimini Mart ayında yayınlamıştık ve aynı ayda da birinci çağrı ilanını yayınlamıştık. Bu çağrı ilanı kapsamında Mayıs ayında ve Haziran ayında başvuruları almaya başladık ve birinci başvuru çağrı döneminde başvuru kabul süreci sona erdi. Gaziantep'te 13 tane yatırım projesi başvurusu yapıldı. 317 milyon liranın üzerindeki bu yatırımların 150 milyon lira civarında bir hibe desteği talebi söz konusu. Başvuru konularına baktığımız zaman özellikle Antep fıstığı, mercimek ve badem işleme, bunun yanı sıra yine peynir altı suyu işleme gibi farklı alanlardan yatırımlar söz konusu. Yine geçtiğimiz dönemde coğrafi işaret almış olan Araban sarımsağımızın depolanmasına yönelik, yine Araban ilçemizde bir soğuk hava deposu kurulmasına yönelik bir başvuru var. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İPART programı kapsamında katma değerli ürünleri, yöresel ürünleri destekliyoruz. Gaziantep, bahsettiğiniz gibi coğrafi işaretli ürünlerin sayısının bir hayli fazla olduğu bir kentimiz. İPART programı kapsamında Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri desteklenecek, daha nitelikli tesislerde üretilecek, teknoloji yenilenmiş tesislerde üretimler söz konusu olacak. Aynı zamanda da bu destekler sayesinde kentin ürün çeşitliliğini de arttırmayı planlıyoruz açıkçası. Gaziantep 100'den fazla tescilli coğrafi işarete sahip tescilli ürüne sahip bir ilimiz. İnşallah TKDK destekleriyle coğrafi işarete sahip ürünlerimiz daha nitelikli tesislerde üretilecek ve coğrafi işaretli ürün sayımız da yıllar içerisinde katlanacak TKDK destekleriyle. Danışmanlık sektörünü gerçekten çok önemseyen bir konumuz. Yani burada bizim karşılaştığımız, bazen çözemediğimiz bir takım sıkıntılar var.